Merhabalar. Bu videomuzda da gene sıralama özellikleriyle ilgili bilgiler vereceğim size Excel programında. Öncelikli olarak şöyle bir tablo hazırladım. Bu tabloyu nasıl sıralama yaptırabiliriz? Önce onu söyleyeceğim. Mesela şu tablomu gene seçeyim. Şuradan bir kenarlık vereyim. Daha sonra ben mesela alfabetik olarak tablomu sıralamak istiyorum. İl isimlerine göre. Bakın geldim. Seçtim tablomu. Sırala ve filtre uygulama özelliklerinden A'dan Z'ye sıralaya tıkladığım zaman bana bir soru soruyor. Seçimi genişlet, geçerli seçime devam et. Seçimi genişlete tıklayacağım ki bütün tabloma bu işlem yansısın. Seçimi genişlete tıklamazsam sadece burada sıralama yapar. O zaman benim verilerim karışır. Onu unutmayın. Seçimi genişlete tıklayarak sırala diyorum. Bakın tablom bu şekilde sıralanabilir. Ya da buraya geldim. Mesela yıla göre büyükte küçükten büyüğe sırala dediğim zaman bakın gene sırala diyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Bakın mesela burada büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın seçtim, tıkladım, seçimi genişlet diyorum ve büyükten küçüğe sıralıyor. Bunun başka bir yolunu nasıl yapabiliriz demiştik. Seçtikten sonra tablo olarak biçimlendir deyip tablo seçip evet tamam diyorum. Ve bu ayarlamaya geldiğim zaman da buradan bana küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sırala diyerek hangi kritere göre sıralamak istiyorsam belirleyebilirdim. Ya da mesela şuraya şehire gelip sadece Ankara'yı görmek istiyorum dersem sadece Ankara'yı görebilirim. Ya da sadece Erzurum'u görmek istiyorum dersem sadece Erzurum'u görebilirim. Burada bu ayarlardan. Bununla birlikte ben tablo olarak biçimlendirdiğim zaman tablonun içerisindeyken şuraya yeni bir sekme açılıyor tablo araçları diye. Buraya geldiğim zaman buradan daha önceki videolarda buradaki ayarları kullanarak biçimlendirme yapabilirsiniz diye belirtmiştim zaten. Bir de burada bir alan var. Ben bu alanı size söylemek için bu videoyu çekiyorum. Burada bakın toplam satır yazıyor. Mesela tıkladığım zaman hemen en son değerin toplamını da bize verecek şekilde bir satır ekleyebilirsiniz. İsterseniz son sütunun bakın kalınlaştırıp ilk sütunu daha belirgin hale getirebilirsiniz. İsterseniz şeritli sütunlar bölümünü kullanarak aslında sütunuzun biraz daha şeritli olarak tabi tablomuzda böyle bir özellik olmadığı için gösteremiyorum şu anda. Heh, bakın şimdi görünüyor tablodaki şeyler. Tablodaki şöyle yapayım bakayım burada anlaşılacak mı? Evet bakın görüyor musunuz tablodaki sütunları daha belirgin hale getiriyor. Yani şerit haline getiriyor. Görebilelim diye. İstersek buradaki bakın üst bilgi açıklama yazan bölümü kaldırıp kapatabiliriz. Satırları şeritli yapıp şeritleri bozabiliriz. Daha böyle görsel anlamda ihtiyacımıza göre gruplandırabiliriz. Yani istersek de şu ayarlama yaptığımız yerler var ya o yerleri şu filter düğmesine tıklayarak kapatıp açabiliriz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.